Ülkenin her yeri pilavcı. Abdüjalil Oş, Oş merkezi. Oş pilav, Oş aş. Her yerde pilavcı. Lezzetli ama kardeşim, yalan da yok yani, biliyorsunuzdur daha önceki videolarda. Çok yedik, iki kere yedik. Daha da yeriz. Daha Özbekistan'da pilav yer, yiye yiye kilo alacağız herhalde Özbekistan'da. Merhabalar herkese, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben normalde videonun sonunda söylüyorum ama bu sefer videonun başında söyleyeyim. Videoyu şu an beğenip abone olursanız ve yorum atarsanız videoyu öne çıkarız arkadaşlar. Ve bana destek olmuş olursunuz. Şimdi çok farklı bir pazara gideceğim. Yaklaşık bir 35 dakika kadar yürümem gerekiyor. Yürüyeceğiz, hava iyi, tam böyle akşamüstü, güneş hafif çöktü. Tarihi Taşkent'in en meşhur, görülmesi gereken yerlerinden bir yere getireceğim size. Ben Taşkent'e bayıldım ya. Bir başkent ama her yeri de park, ağaç dolu. O yüzden Taşkent'te yürümeyi çok seviyorum. Bayıldım arkadaşlar, anlatamam. Şuraya da yeni bir güzel bir otel mi acaba? Otel ya da bir bina dikiyorlar. Gayet şıkmış ama ha. Güzel bir yer yapıyorlar. Ne bileyim, arabayı niye kaldırımın tam şeyini çektin? Karpuz kavun. Geçen arabalar durup alıyor. Şurada almak isterseniz. Ay, dut sever misiniz? Ben çok severim ya. Ay. Erimiş oldu, erimiş bu. Ha şurada. Hem de öyle güzel olmuş ki. Oo. Hakkınızı helal edin ya. Gerçi bu ana yolun dibinde. Olsun. Abi vişneler falan. Hep. Uy. La bu çok ekşiymiş. Oo. Hep ufak çocuklar uzanabildikleri yerler uzanmış, uzanamadıkları yerler kalmış. Ve demin erik ağacı gördüm, hep yerlere dökülmüş. Toplamamışlar. Güzel erikleri olmuş olmuş, yumuşak yumuşak. Oh. İyi gitti ekşi ama içim gıcıklattı. Video çekebilir miyim orayı? Ha, video mu? He. Okey. Olar mı? Belki. Sen Uygur musun? Ya, Özbek. Özbek. Lahman yapıyorsun ama. Selam. Lahman mı? Lahman çok yakışı yemektir ha. Lahman hali yok de. Yani yok. Şimdi tokum. He. Şimdi tokum. Sağ ol. Bu Samsa da. Bu Samsa. Aleykümselam. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Nasılsın? Türkiye'den, Samsun'dan. Samsun'dan. Biliyor musun Samsun'u? Evet ya. Çok güzel. Bu sene yapıyorsunuz. Gezmeye geldim. Allah Allah. Güzel yemekle bak girseniz. Burayı yeni gördüm. Evet. Ayıptır söylemesi. Bir saat önce yemek yedim. Evet. Şimdi yine yiyin ya. Çok doluyum. İnşallah bir sonrakine geldiğimde burada yiyeceğim. Tamam. İnşallah. İnşallah. Haritama kaydedeceğim inşallah. Tamam. Şimdi göstereceğim de videoda. İnşallah gelenler buraya gelir. Tamam. Sen Türkçeyi nasıl öğrendin? Ben Türk firmada çalıştım. 4 sene. Türkiye'de mi, Özbekistan'da mı? Yok, Moskova'da çalıştım. Moskova'da, evet. Türk firmasında. Evet. Ne firmasıydı? Kalbasar. Kalbasar. Kalbasar firması. Ha, burada? Yani Mustafa Çalkar'da çalıştım. 4 yıl. 4 sene. 4 senede Türkçe'yi öğrendim. Evet. Türklerle konuşa konuşa. Evet. Burada ne yapıyorsun? Burada yani çalışıyorum, asistanlık yapıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Yarı yarı. Evet. Yarı dönemli. Bu da Samsa değil mi? Evet. Burada etlik var. Tavuk, kartuş geldi. Etlikli, etli var, tavuklu var, patatesli var. Ha, evet. Bu işte fazla etli. Etliyle adı da Türkçe'de. Ben bilmiyorum ben Türkçe geldi. Sen olsun, sen Özbekçe danış. He. Dilimiz okşuyor birbirine. Bir de az kuş, kuşlu somsu yapken ben. Kartuşka, kuş, kuş. Kartuşka, patates. Et. 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 Ne eti peki onun içindeki? Etliki, mallıki. İnek eti. İnek, evet. İnek eti. Yani halal. Tamam, helal. Evet. Kaça satıyorlar bir tane samsa? Bir tanesine 8000 para satıyor. 8000 son. Evet. Yani Türk parasıyla 10 lira. Aa, 10 lira. 10 lira falan yapıyor. Evet evet, 10-12 lira falan yapıyor. Bu doğalgaz ama değil mi? Evet. Odunla değil, doğalgaz var. Gazla. Yani 30 dakika falan sonra. 3 dakikada mı hazır oluyor? 30 dakikada hazır oluyor. 3 dakikada pişiyor. Evet. Çok güzel. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Görüşmek üzere. Rahmat.
Abi Allah'a emanet. Aman bur, sağ ol. Görüşürüz, sağ ol. Hadi hadi, güle güle. Sağ ol, görüşmek üzere. Lagman yemeği yemiştim ben Kırgızistan'da, köyde bir teyze yapmıştı bana. Onun tabelasını görünce Uygur yemeğiydi lagman arkadaşlar. Abi Uygur sandım. Bravo ya. Burada tandırda samsa pişiriyorlar. Kız çok tatlıydı, çok da güzel Türkçe konuşuyordu. İzler kendini bence. Denmek isterseniz Uygur lagman, şaşlık, lezzet, somsal. Zaten yazın haritaya çıkar. Aynısını Azerbaycan'da da gördüm bak. Mahallenin adı ya da işte bak neymiş? Şentohur Tümeni Globot mahallesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyor mahalleye. Mahallelere girerken şöyle kapı gibi bir şey oluyor, tamam mı? Orada yazıyor. Mahallemize hoş geldiniz, sokağımıza hoş geldiniz gibi. Aynısını Azerbaycan'da da görmüştüm. Mahalle mahalle, çoğu mahallede böyle kapılar vardı hoş geldiniz diye. Bizim Türkiye'mizde de belirli bölgelerde var. İşte köyüne hoş geldiniz. Öyle kapılar. Şu köye hoş geldiniz. Şuraya hoş geldiniz gibi şeyler var. Ben ülkemizi gezdim biliyorsunuz ki ama YouTube'da yok. Çok geç değil ama yakın zamanda inşallah ülkemin de yüksek ihtimal seneye bahar olur gibi, bilmiyorum ama tam emin de değilim. Belki sonbahar olur. Bu yılın sonbaharı. Ülkemizin de güzel, görülmeye değer ve harika insanların yaşadığı köylere sizi getireceğim. Ülkemi de size tanıtacağım. Yani elimden geldiğince bunu yapacağım arkadaşlar. Çünkü ülkemizi görmenizi istiyorum. Çünkü bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. İnanılmaz kültür çeşitliliği var. Ve bunları aktarmak istiyorum size. İnşallah bunu da yapacağım. Sözüm söz olsun size. Ne zaman olur bilmiyorum ama maksimum bir senesi var. Maksimum Türkiye turu için. O da maksimum. Şu gördüğünüz yer, özellikle şu güzel çatılı, farklı çatılı olan yer, Çorsu Pazar. Çorsu ama çarşı pazar işte arkadaşlar. Şimdi ben sizi oraya getireceğim. Çok farklı bir pazar gerçekten, kapalı bir pazar. Yaz kış açık orası, 7-24 değil de 8 sabah 8 akşam 8 arası açık. Gidelim bakalım nasıl bir yermiş, merak etmiyor değilim. Yeşil yanıyor ama onlar da geçiyor, biz de geçiyoruz. Daha çarşıya girmeden dışında sağlı sollu böyle ufak ufak tezgahlar kurulmuş. Sebze meyveler satılıyor. Dışarıda para da bozuluyor burada bu arada. Kara borsada arkada abiler sokakta para bozuyor, bilginiz olsun. Banka kuruna göre belki biraz daha yüksek veriyordur. Bozduracağınız paraya göre değişir. Söyleyeyim 10.000 som şu anki kur, Haziran 2023 kuru 17-18 TL arası gibi hesaplayın. Ya da Uğur düz 1 dolar de. 1 dolar ya da ben size söyledikçe, kafanızda fiyatları söyledikçe çarparsınız. Gene aklıma geldikçe söyleyeceğim tabi. Döner bak. Big döner. 20.000 sen, 25.000 sen. İşte 30-35 TL. 2 dolar dönerlerin fiyatları. Burada hamur işleri var. Kaç son bunlar? 2 yarım. 2 yarım. 2500 son. 10.000 son 17 yapıyorsa rahmat kardeş, rahmat. Ne yapar? 17-15'i bölsek işte 4 lira falan yapıyor arkadaşlar bir tane. Bana şaşlık, şaşlık bana. Şaşlık, selamünaleyküm. Şimdi doluyum ben. Nasılsınız, yakışırsanız? Yakışır. Şaşlık, kança son bir şiş? Bu kızda 10 şaşlıklar, 10.000 son. 10.000 son, bir tanesi mi? Bir tane 10.000 son. Kola bonus. Kola iç bonus. Ama şimdi doluyum rahmat. İnşallah ertesi gün, tamam mı? İnşallah. İnşallah. Adınız ne? Skrop. Skrop. Sizin de 30 mu? Benim adım Uğur. Uğur? He Uğur. Uğur mu, Kuğur mu? Uğur. Uğur ha. Uğur. Türkiye'den geldim. Türkiye hayırlı. Türk'üm. Samsun'u işittin mi? Aha. Samsun. Samsun'dan. Samsun şehrinden. Maşallah. Ankara'ya yakın. Ha yakın. Yakın. Bu ise kışta 10 şaşırlar. Soçni, moçni, vastoçni. Rusça danıştı ama değil mi? Rusça yok. Özbekçe danış, Özbekçe. Cudakan mazalı, soçni, sulik. Yakşı yani, yakşı. Yeseniz biraz. Yeseniz, şimdi değil. İnşallah ertesi. Vallahi çok doluyor. Ben sizin üç yeri kutama. İnşallah, tamam. Ben sizin üç yeri kutuyorum ben.
Tamam, inşallah. Söz vermeyeyim ama inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rahmat. Rahmat kardeş. Söz vermeyeyim. Gelirim, gelemem. İnşallah diyorum sonraki günler. 17-18 TL. Bir şiş şaşlık. Bir şiş şaşlık 17-18 TL arkadaşlar. Çok seviyorlar bizi ya. Gerçekten bunu Özbekistan seyahatim boyunca şu ana kadar bile çok rahat bir şekilde hissettim. Gerçekten bizi seviyorlar. Turist seviyorlar ya bence. Turist de seviyorlar ama Türkiye ayrı bir hürmet ve hürmet ve sevgi var. Yalan konuşmayacağım yani. Bazen kamerayı kapalıyken da hissediyorum bunu çünkü Türk olduğumu söylediğim an Allah Allah yani akan suları durduruyorlar sağ olsunlar. Ama ben biliyordum böyle olacağını. Ben de çünkü Özbek kardeşlerimi çok seviyorum. Çünkü yorumlarda beni izleyen Özbek arkadaşlarım insanlar da var. Biliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kimi kesim YouTube kanalımı istiyor. Bakıyor, kendini izliyor, şaşırıyor. Ben bunu Azerbaycan'da yaşadım, tamam mı? Böyle ülkelerde bu tarz videoların ülkenin yerel kanallarına düşme ihtimali çok fazla. Yani benim çoğu Azerbaycan videom Azerbaycan kanallarında oynuyor. Bak Azerbaycan'ın kardeşlerim görenler vardır. Çoğu Azerbaycan'da köy videom kanallarda oynuyor. Burada da insanlar şey oluyor. Kendini televizyonda görüyor ya da bir yakını kendini onu televizyonda görünce ona haber veriyor. Onlar bana ulaşıyor. Abi sen sonra bana yazıyorlar. Tekrar gel lütfen tekrar gel tekrar görelim seni falan diye yazıyorlar. Fark etmiyorlar bu denli izlenebileceğini ya da kanalımı herhalde ya da videoların çok böyle 500-600 kişiye ulaşacağını düşünüyorlar bilmiyorum. Kendilerini televizyonda görünce bayağı bir şaşırıyorlar ama. Bunu yaşıyorum. Çok yaşadım. Çok mesaj aldım böyle çünkü. Geldik. Yangı Özbekistan'da El Aziz, insan Aziz. Şurada. Pazarın girişinde. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. Taşkent. O yüzden böyle bir kapalı bir pazar var. Çok meşhur tarihi bir yer arkadaşlar. Yani gelirseniz mutlaka Taşkent'e buraya yolunuz düşmeli. Düşecek yani. Çorsu Pazar unutmayın, tamam mı? Metro ile gelebilirsiniz. Metro da var. Hepsi var anlayacağınız. Selamünaleyküm. Burada tavuklar var mesela. Kaç bin, kaç som? Bir kilo kaç bin som? 32 bin som. Yani arkadaşlar 50-55 TL. Bir kilosu değil mi? Bir kilosu 50-55 TL butun. Bilginiz olsun. Rahmat. Rahmat kardeşim benim. Biraz saat 5.20. Belki de bir kesim çıktı gitti bilmiyorum. Eğer fiyatları yanlış verdiysem aşağı yazdım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ateti tüketiliyor. Tabii Kırgızistan kadar değil ama yine de tüketiyorlar işte. Selamünaleyküm. Kıyma değil mi bu? Kıyma, kıyma. Bir kilo kaç bin som? 70 bin som. Ne yapıyor? Kaç dolar? 6,5 dolar. 6,5 dolar falan arkadaşlar. Bir kilo. Bu ne eti? Mal eti mi? Mal. Mal eti, evet. Şöyle, at eti değil yani. Mal eti. Burada da var. Bu mal eti mi burada? Bunun ne kadar kilosu, bir kilosu? 80 bin. 80 bin. Bu da 7 dolar. 7,5 dolar arası bir şey. Rahmat. Fiyatları soralım. Öğrenelim. Az çok kıyas yapalım. Doları siz çarpın işte o anki kurla. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Çok memnun oldum. Bu kısım etlerin satıldığı, tavukların satıldığı bir bölme. Şurada da kemikler var. Şu kısımda. Kelle paça yapılır onlarla ha. Çocuk sıcaktan yanmış yanmış. Kafayı sokmuş değil mi? Ne kadar düzenli ama bak. Düzenli temiz bir pazar. Özbekistan yani bizim Türk lirasıyla gezinebilecek ülkelerden bir tanesi. Gerçekten fiyatlar pahalı değil. Ucuza konaklayabilir, ucuza yemek yiyebilir, ucuza market alışverişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok pahalı bir yer değil. Burada da peynirler var. Çökelekler, yağlar,
Tereyağlar peynirler. Telefonla konuşuyor, sormuyor. Bunlar... Selam ablam. Selam. Bunlar peynir mi? Cheese. Çökelek. Doğru. Cheese, tamam. Kaç bin son bir kilosu? 30 bin. 30 bin son bir kilosu. 2,5 dolar arkadaşlar. Doğru. Bir kilosu. Çökelek, peynir çökelek gibi. Tabi değişir bu. Ayran çökeleyemiyor, su çökeleyemiyor. Ne olduğuna göre değişir. Turşu mu bunlar? Turşu, turşu. Çünkü... Tamam. Türkiye'de turşu. Ne güzel de koktu. Çeşit çeşit baksana. Selamünaleyküm. Selam. Sarı havuç var. Kırmızı havuç var. Всего лишь 3 килограмма было. Я его буду. Bu bağırsak mı? Şey. Bağırsak da? Yok abi, şey var ya. Atın? Atın? Evet. Tamam, bağırsak tarafı mı? Bileyim, Türkçesi. Dışkı daha dışkı. Atın eti var. Bok şey. Daha bok. Yok ya, niye? Kazı, bizde kazı diyor. Kazı, ha. Türkçesi ne diyor bilmiyorum abi. Bağırsak herhalde, anladığım kadarıyla bağırsak bu. At abi, şey değil mi? Bağırsak. Bir çevir bakayım, merak ettim ya. Sen Türkçeyi nerede öğrendin? Ben Türkiye'de oldum. Burada çalıştım. Işte. Çalıştın. Hangi şehirde? İstanbul'da. İstanbul'da. Otelde falan mı? Yok. Markette. Markette. Şeyde. Şey var ya. Tantuni. Tantuni'de. Mersin Tantuni'de. Mersin Tantuni'de. Bravo. Adın ne? Aziz. Aziz. Benim adım da Uğur. Bir yılda mı öğrendin Türkçeyi? Yok ya 6 ayda öğrendim. 6 ay. Özbeklerde çalıştım, bir şey öğrenmem. Özbeklerde çalıştım. Sonra Türklerle çalışınca? Evet. Abi çok 6 ayda muazzam öğrenmişsin ya. Çok iyi bilmiyorum. Yo maşallah gayet takır takır konuşuyoruz yani. Şimdi ne arıyorsun abi burada? Geziyor. Geziyorsun. He. Gel, turistim. He? Ne zaman geldin? Depen? 2 gün önce geldim. İçki soğuk. Bir daha söyle. Çeviri mi arıyor? Ya bağırsak herhalde bu ya. Bağırsak değil mi? Kalbasa değil, kalbasa. Ne ya, vallahi merak ettim şunu. Otko çeviriyor şimdi, merak ettik ne olduğunu. At eti, tamam. At eti, at eti. Tamam, atın bir yeri. Atın, tamam, atın bir yeri. Içinde. Tamam, anladım. Ama o burada çok güzel ya. Burada Kırgızist... Yedin mi bunu? Ondan yemedim hiç. Çok güzel. Kırgızistan'da at eti çok yiyorlar. Çok. Kırgızistan'da çok tüketiyorlar. Burada da çok yiyorlar mı? Evet. Özbekistan'da da. Çok iyi. Bizde şey var. Yemek var. Bunun adı ne? Narın. Narın yemeği. Narın at etli mi o? Biliyor musun? Biliyorum, yemedim ama. Ama ye ama. İnşallah abi, yerim. Çok güzel. Denerim bir ara inşallah. Atın eti işte çok güzel bir daha. Lezzetli. Çok peki güzel. At eti mi daha pahalı? İnek eti falan mı? At eti mesela Kırgızistan'da at eti daha pahalı. İnek eti. Burada inek eti daha pahalı. İnek eti pahalı burada. Hmm. Pardon, at eti daha mı ucuzdu? Kemik mimik yok bizim mimik. Etler var ya. Burada satıyorum ya. Tamam. Onda kemik yok. Bunlarda? Ali. Bunda da yok ama at eti daha... Evet. Sen daha çok at eti mi seviyorsun, inek eti mi? Kuzu, koyun eti mi? Vallahi... Şu an bu özel yapılmış şey. Evet. 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 Bunu daha çok seviyorum. Çok güzel. Evet, bu daha pahalı. Daha pahalı. Şu an bu 101 kilo olursa 1 kilo 150.000 son. 1 milyon 150.000 100.000 son mu? 110.000 son. 150 TL diyelim. 150 TL diyelim. Evet, tamam. Öyle tamam diyelim. Tamam, doğru. O doğru çevirdim. 90 TL. 90 TL. Tamam, bravo. 90 TL. Bu 150 TL. Öyle diyelim. Var oraya mı? Geziyorum ben. Dolanıyorum. Gel yürüyelim beraber. Aziz he? Evet, dışarıya çıkıyorum. Sen dışarıya mı gidiyorsun? Evet. Kaç yaşındasın Aziz? 22. 22 yaşındasın. Ne zaman Türkiye'ye gittin sen? Yok ya, 24. Ha, oğlum bir şey fark etmedi 2 seneden. Ne zaman Türkiye'deydin? 2 sene, abi. 1 sene ya, önce. Bir sene abi 6 ayda iyi öğrendin ya. Türkiye'ye gelip gelirim ben. Gene gideceksin mi? Evet, İnşallah, hadi bakalım.
Dolanıyorum ben de. Çok memnun oldum Aziz. Çok güzel. Gidiyorum şimdi oraya doğru gidiyorum. Sağ ol. Ben de. Rahmat. Tamam tamam. Abi lazım değil. Hiç lazım değil. Vallahi ben geziyorum. Türkiye. He Türkiye. Bunlar baharat da. Kabulardan öfketi, çoydan öfketi. Şimdi ben bayağı Özbekistan'dayım. Türkiye'ye dönmeme daha var. Sen Özbek'sin daha. Kaç bin son bunlar? Hı? Kaç son? Dur verme şimdi anlayacağım. Çok yaşa. Zira. Ne lan bu? Çok biliyorum da tanım unuttum. Kaç son bunlar? 20 bin 100 gram. 20 bin son 100 gram. Hepsi mi hamı mı? 20 bin son. İşte 1.78 dolar arkadaşlar. 35 lira falan. 20 bin. 20, 100 gram. Sağ ol. Allah razı olsun. Safran geliyor. Kolay gelsin abi. Baksanıza her yer et kaynıyor. Selam aleyküm. Her yer et kaynıyor. Selam aleyküm abi. Fiyatlar ortalama dediğim fiyatlar işte. Öyle çok değişmiyor artık pazarda. Dediğim gibi bizden ucuz. Yani Türk lirası kazanıp hala Özbekistan gezilebilir. Çünkü çok güzel şehirleri de var. Gideceğiz. Gittikçe göreceksiniz. Maşallah. Selam aleyküm. Burada yağlar var. Çökelek. Şu yağ herhalde ya. Bu yağ mı? Süzme yağ. Ya yoğurt. Yağ herhalde yağ. Süzme dedi ama anlamadım. Yağ olabilir. Kaç son bu? Çok az ama ufacık. Azıcık bir ver tadına bakayım. Ver bakayım. Yoğurt. Süzme yoğurt. Kaç son bu? Oğlum çok güzel. 15 mi? 1 kilo mu? 1 kilosu 15 bin son. Yani ne kadar yapar? 30 TL falan 1 kilosu. Çok lezzetliymiş. Çok yakışıymış. Rahmat. Senin adın ne? Adın ne? Muhammed Yusuf. Benim de Uğur. Türkiye'den geldim ben. Çok memnun oldum Muhammed. Rahmat. Türkçe mi biliyor musun Türkçe? Biliyorsun da. Biliyor. Muhammed görüşürüz. Rahmat. Ne kadar güzel lan. De ne yapacağım ben onu arkadaşlar? Benim yarın trenim var. Semerkant'a gidiyorum. İşte amacım size göstermek. Pazara gelirseniz de alışveriş yaparsınız. En azından ona vesile olmuş olurum. Ne bileyim. Bilmiyorum. Bunlar da turşu. Çok da çok yakışıyor ha. Çok güzel. Çok güzel abi. Turşu da bunlar. Ne bu? Özbekçe ne bu? Salat. Salat mı? Salata. Turşu ama turşu gibi. Salata ama turşu kokuyor yani. Bir şeyde yatırmışlar bunu. Ya da şu kokuyor. Bunlar salata. Bu salyonlu. Tamam bu işte turşu diyoruz biz buna. Turşu. Bunlar salata. Hı. Bunlar salata. Doğru. Bunlar. Bu da turşu mu? Şura turşu. Kaç? 100 gram kaç son? 20 bin son. Kimi? 2 bin son. 100 gram 2 bin son. Arkadaşlar çok. Kilogram 20. Kilogram? 20 mi? 20 bin son. Kilosu 2 dolar. 1.78 dolar gibi bir şey. Tur. Tamam. Rahmat. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok memnun oldum. Aleyküm selam. Lan yerim lan sizi. Vallahi Özbekistan. Çok sevdim sizi. Pazarın hemen dışında da sebze pazarı var. Patates var. Soğan var. Domates falan var. Bunun kilosu herhalde bu 1 kilo 3000 son. Kaç kilosu? Kaç bin son? 4000 son kilosu. Bu? 4.5. 4500 son. Domato? 9000 son da domatesin fiyatı. Yani aşağı yazdım fiyatlarını. 18.000 son muzun fiyatı. Böyle şey fiyatları da sebze meyve. Rahmat. Baksanıza şöyle de gidiyor. Şu tarafa doğru da gidiyor. Yavaş yavaş oraya doğru da gidip bakalım. Gerçekten iyi fiyatlar. Güzel fiyatlar yani pahalı değil.
Tabii buranın asgari ücretini de öğrenmek lazım. Ben tam net bilgim olmadı. İnternetteki olan bilgiyi aktarmak istemiyorum size. Semerkant'a gittiğimde orada bir abiyle gezeceğim. Ondan asgari ücret, yaşam şartları, tüm bilgileri alıp orada aktaracağım. Şimdilik fiyatları da aktarıyorum ama. Ama net olarak ne kadar kazanıyorlar, bir asgari ücret çalışan sayısı çok mu fazla? Semerkant videomda aktaracağım. Burada yaşayan birine aktarırsam daha sağlıklı olur. Şeyden aktarmak istemedim, internet bilgilerini aktarmak istemedim. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Ya bak burada da aynı şekilde devam ediyor. Yarmarka, yani yarmarka yumurta demek. Anladığım kadarıyla. Hepsinde yarmarka yazıyor çünkü. Yumurta işte. Kaç bin son bilmiyorum. Pirinç. 16 bin son. Selamünaleyküm. 16 bin son. Bak Özbek pilavı yapıyorlar. Özbek pilavı için 16 bin son. Fiyatlarını aşağıya yazdım. 11 bin son. Değişiyor işte. Bal dolu var, baldosuz var. Hepsi değişiyor. 15 bin var, 17 bin var. Orada da aynı şekilde. Rahmet abim sağ ol. Sağ ol. Bak 19 bine kadar çıkıyor. Yani 1,5-2 dolara kadar fiyatlar çıkıyor. Abi yarmarka ne kadar? Kaç son? Bir 30 tane kaç son? 33 bin son. 33 bin son. 3 dolar. 30 tane yumurta 3 dolar. Aleyküm selam abi. Nasılsın? Yakşıyım ben de. İyiyim. Sağ ol. Çoluk çocuk nasıl? Çoluk çocuk henüz yok. Henüz yok. Henüz yok. Kaç yaştasın? Ben 31 yaşındayım. Çok yaşlandım. Evlenmedi mi? 2 ay sonra inşallah evleneceğim. 1 ay sonra evleneceğim. 1,5 ay sonra. Tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Türkçe nasıl öğrendin? 4. sınıftan burada okumuşum okulda, Türk okulda. Türk okulda okudun. Evet. Bir sene mi okudun? Yok. 4 sene. 7 sene. 7 sene. Bravo, unutmamışsın. Unutmayacağım. Unutma tabii. Zamanında unutmayacağım. Sen canımsın ya. Unutma tabii. Helal olsun sana. Sağ ol abim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. İşin kazancın bol olsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Samsun'u işittin mi? Evet. Samsunluyum. Nereye gezdin? Samsun'a. Samsun'u gezdin mi? Evet. Çalışmaya mı, gezmeye mi? Gezmeye varmıştım. Çok iyi ya. Samsun'a giden bir Özbek görmek beni mutlu etti. 3 gün orada olmuştum. 3 gün. Hatırlıyor musun neresinde? Atakum var. Çarşamba var. Bafra var. Çarşamba'da oldum. Çarşamba'da oldum. Çok. Kaç sene evvel? 4 sene. 4 sene evvel. Yaş kaç senin abi? Şimdi 38. 38. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Özbekistan'da asgari ücret biliyorsun. Evet. Ne kadar? Kaç bin son? Asgari ücret? Yani bir ay çalışıyor. İşte kaç para maaş alıyor? Şimdi... Sen değil bak. Normal bir yerde çalışıyor. Normal en ucuz 3 milyon. 3 milyon son. En ucuz alan 3 milyon son alıyor. Yani bu ne yapıyor? Bize 8 bin küsür lira. 8.250 mi? 500 mi ne? Kaç dolar yapıyor 3 milyon son? Kaç dolar? 300 dolar. 300 dolar yapıyor. Ha, bizde daha 400 dolar yapıyor. Evet, evet. Peki 4 yıl önce de onun da öyleydi. Bizde evet. En ucuz para 400-500 dolar varmıştı. Evet. Peki burada 3 milyon soma çalışan adam çok mu? Çok. Çok. Peki evler ne kadar? Ev kirası ne kadar? Bir ay. Bir ayda ev kirası en ucuzu 150 dolar. En ucuzu 150 dolar. E yarısı o zaman kiraya gidiyor. En ucuzu o da değil mi? Yarısı. O zaman zor. Çok zor. Asgari ücretle çalışan çok zor. Sizde şimdi kaç para? Şimdi asgari ücret 8 milyar 200. Ama ev kirası... Ev kirası. O da 8 milyar. Yani bizde de öyle aslında. 5 milyar, en düşük 5 milyar 6 milyar şu an. En düşük. O da bulmak çok zor. Olduğum zaman da böyleydi. Gümlük. Günlük. Para 10 lira 15 lira. Günlük 10-15 lira kazanıyordun. Evet. O da aylık 400-450 TL yapar. Ama ev kirası 100-150 TL falan. O zaman öyle. Şimdi biraz şey oldu. Şimdi bir maaş kiraya anca yetiyor yetmiyor gibi. Çok fiyatlar biraz işte insanların değişik değişik şeyler oldu abi. Böyle evde iki adam çalışsa kazanabiliyor. İki adam burada mı? Burada. Orada. Ha iki evet. Zaten şu an bir asgari ücretli zor geçinir.
Çünkü marketler de biraz pahalı. Ya bizde insanımız da bir garip. Fiyatları art, bizde zelzele oldu biliyorsun, deprem oldu. Deprem oldu. Ev kira. Ardana'da olmuştu. He? Ardana'da olmuştu. Ankara'da mı? Ardana'da. Adana'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te. Allah tekrarını yaşatmasın. 5 ay oldu da olalı. Deprem oldu. Bizim insanımız fiyatları bir arttırdı. Yani 2 milyarlık evi 5 milyar yaptı. Çıkarcı bizim insanımızda bunlar da vardı ne yazık ki. Allah kötülerden korusun bizi abi. Çok memnun oldum ya. Sağ ol. Vallahi çok çok teşekkür ederim. Vallahi abiden de öğrendik gene biraz. Bak bir sonraki video aktaracağız dedik ama bir şeyler öğrendik. Demek ki burada da 3 milyon som, 300 dolar alıyor. En ucuz ev 150 bin som. Asgari ücret alan birisi zar zor geçiniyor demektir. Benim de burada demek istediğim, deprem olduğunda ev bakıyorduk biz de, tamam mı? Yani satılık, kiralık evler bakıyorduk. 2 liralık evi, adam deprem oldu. Be şerefsiz, be vicdansız adam. Yani deprem olmuş, sen yardım edeceğine, o fiyattan kıracağına sen onu 3 katı, 2,5 katı yaptın. Yani sonra o tarz insanlara sesleniyorum. Yani o bir anda evleri arttıran insan. Bir anda var ya bak, çıkar uğruna o adamlara, insanlara yardım etmek varken bir anda fiyatları 2 katı, 3 katı yaptınız. Yazıklar olsun ya, gerçekten yazıklar olsun. Sonra etrafta gezmeyin sakın elhamdülillah Müslümanım diye. Müslümanlık öyle olmuyor arkadaşlar. Yani vallahi yazıklar olsun. Ben takip ettiğim evler vardı, kaydettiğim. Ulan 2000 liralık ev depremde, böyle bir şey olabilir, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Ayın 8'inde 9'unda 5000 liraya 6000 liraya nasıl çıkar? 5000 liralık ev nasıl 10.000 liraya çıkar? Böyle bir insansızlık olabilir mi ya? Neyse geziyorduk, bak şimdi bir anda konu değişti. Hadi bakalım hayırlısı. İyi insan olalım. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi arkadaşlar. Vicdanı olan, merhameti olan, empatisi yapma yeteneği olan insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Amin. Dediğinizi duydum şu an. Vallahi mutlu oluyorum. Niye mutlu oluyorum? Bu kıvama gelebileceğimi, yani düşün. Türkiye'de evet, bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın sakın dediğimi. Türkiye'de artık sokaklarda, özellikle havalimanlarında falan insanlar tanıyor. Videolarımı izledikleri için beni tanıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Ayaküstü öyle bir sohbet ediyoruz hepsiyle. Hep çok teşekkür ediyorum denk geldiğim arkadaşlarıma, ama böyle yurt dışında da demin mesela bir çift tanıdı beni. Özbek çift, Türkçe biliyorlar. Videolarımı izliyorlarmış. Ta beni İran seyahatimden bu yana takip ediyorlarmış. Çok sevdiklerini söylediler ve benim hatırlamadığım şeyleri hatırlayıp bana hatırlatıyorlar videolarımda. Çok mutlu oluyorum. Böyle dış ülkelerde de bir insanlar tanıyınca vallahi seviniyorum. Sevinmiyor değilim. Yalan olmasın. Teşekkür ediyorum o yüzden. Bunu da size söylemek istedim. Ve dilim damağım kurudu şu an. Su içmek istiyorum. Çok tatlı teyzeler. Bayılıyorum. Yanaklarımı sıkasım geliyor. Hepsinin böyle yanaklarını böyle sıkasım geliyor. O ton teyzeler var ya. Pazar bayağı büyük ya. Devam ediyor aşağı doğru da. Burada biraz daha böyle deterjanımsı, kıyafetimsi ürünler var ama aynı zamanda sebze meyve de var. Demin teyzeye dedim, teyzem metro nerede dedim, kalktı ayağı bana tarif etti. Yerim o elini ayağını senin ya, vallahi. Bana biraz iyi geldi yani, işte Afrika'daki çekim zorluğu, Bangladeş'teki o karışıklık, kaos. Sonra bu özbek insanının güler yüzü, sıcakkanlılığı bana iyi geldi. Çok mutlu ettiler beni yani, çok mutlu geçiyor, çok keyifli geçiyor Özbekistan. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Zaten söylemiştim biraz eli yüzü düzgün bir ülkeye gideceğim diye. Özbekistan'a gelerek çok doğru bir karar vermişim yani. Moral depoluyorum, moral. Metroya geldim şimdi. Oybek, Mink Olik ya da Oybek'e doğru gideceğim. Bu da çarşı pazarın metro kısmı. Metrolar çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu için böyle tıkış pıkış gidiyoruz. O yüzden içini çekemiyorum ama inanılmaz eski metrolar yani. Sovyet döneminden kalma yüksek ihtimal birçoğu, çok eski. Ama metro Taşkent'te iyi, bir yerden bir yere bağlanıyor. Bayağı bir gidiyor yani. Merkeze kadar her yere gidiyor. Benim otelim biraz dışarıda olduğu için 20 dakika kadar indiğim duraktan yürümem gerekiyor işte. Havada güneş batıyor. Ayak çok yürüdüm ya. Çok yürüyorum. Her seyahatimde çok yürüyorum. Artık bir de ayakkabıyla geziyorum. Ayakkabı ve pantolon. Havada sıcak. Şort var ama çok da şort giyerim de herhalde. Gerçi giysem de bir şey olmaz burada ya. Biraz belki
ayıp olmasın diye de giymiyorum. Giyeceğim ama şort giyerim. Diğer şey çünkü başka bir şeyim de yok yani. Sandalet var, sandalet de giyerim. Ayaklarım biraz rahatlar. Ayakkabı çok yürüdükçe ayağı vuruyor böyle. Sıkıyor. Ya çok güzel kafeleri var biliyor musunuz Taşkent'in? Restoranları ve kafeleri çok güzel. Böyle gelip oturabilecek, rahat rahat yemek yiyebileceğiniz çok harika mekanları var arkadaşlar. Kore mutfağı vardı hemen arkamda. Baya baya iyi yerleri var yani Taşkent'in. Çok gelişmiş bir şehir belli. Yorulduk be. Yorulduk. Lan. Heh, şurasıydı. Şimdi otele doğru geçiyorum arkadaşlar. Demin pazarda bu kiralarla alakalı bir sistem ettim ya. Yani sistemim aslında şeye. Her şey anormal ya şu an fiyat bakımından. Şimdi o ev sahipleri şimdi şey kimisi der ki her şeyin fiyatı artıyor. O ne yapsın? Yahu 2 gününde mi arttı fiyat? Yani deprem olduktan 2 gün sonra mı her şeyin fiyatı arttı? Yani öyle bir sistem ettim ben. Şimdi biliyorum ben çünkü çok farklı yerler çekecekler de olacak. Kendimi açıklamaktan da nefret ediyorum ama sürekli kendimi açıklıyorum. Ve belirli bir topluluk bana Uğur neden kendini açıklıyorsun? Biz seni anlıyoruz diyor. Haklısınız evet ama kendimi böyle herkese anlatmak gibi bir derdim de yok. Sadece konuşuyorum işte. Konuşmayı çok seviyorum. Bazen başım ağrıyor konuşmaktan ama konuşuyorum ne yapayım. Konuşmamız da lazım. Yani sistemim genel olarak benim bir sistemim var bu konuda. Bu zaten bu kiraların önüne geçilmezse çok daha feci şeyler olacak gibi duruyor yani Allah'ım korusun ama haberlerde görüyoruz. Bu kira artışlarının bir şekilde önüne geçmemiz lazım. İşler çığırından iyice çıkmadan. Ben şimdi otelime geldim. Evet geldim. Hep karıştırıyorum. Bir sonraki video artık tren seyahatiyle beraber Semerkant'a doğru gitmeye başlarım. Taşkent'ten ayrılacağım yarın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim arkadaşlar. Abone olursanız da daha da mutlu olurum. Abone olmanız lazım. Lütfen rica ediyorum. Abone değilseniz abone olmaya bir tıklayın size zahmet. Yoruldum. Su alıp otele geçip dinleneceğim. Saat 6.30 falan güzelce bir dinleniriz. Güzel geçiyor Özbekistan. Benim açımdan çok verimli geçiyor. Çok güzel geçiyor gerçekten. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şurası benim otelim. Hatta şurası da benim odam falan. Şu kısım da benim odam. Bay bay.